Kocaeli'nin tüm Türkiye'nin kahramanları, Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığı bu zor günlerde Türkiye'nin mutluluğu, sevinci onlar oldu. Yaşadığımız acı dolu günlerde tüm Türkiye tek yürek, dayanışma içinde devlet, millet, sivil toplum kuruluşları çocuğundan yaşlısına tek yürek olduk. Hep beraber deprem bölgesine kilitlendik. İzmit Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri de depremin ilk anından beri bölgede görev yaptılar. Depremi duydukları anda tüm Türkiye'nin verdiği refleksi onlar da verdiler. Deprem sabahı deprem bölgesine yola çıktılar. Yanımızda Sinan Fakir var. İzbak ekiplerinde bölgede de koordinasyonu sağladı. Sinan Bey, ilk tepkiniz ne oldu? Buradan nasıl hareket ettiniz? Deprem bölgesinde nasıl bir organizasyonla yola çıktınız? Depremin olduğu sabah başkanımız bütün idari kadroyu, kendi idari kadrosunu topladı. Bizim de bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıkmamızı istedi. Biz o sırada bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ekipteki arkadaşlarımızla araçlarımızı hazırladık. 23 arama kurtarma arkadaşımızla 3 araçla buradan yola çıktık. Bölgeye ertesi gün, bir gün sonra depremin bir gün sonra sabah 4'te Hatay Kırıkan'a vardık ve sabahın 4'ünde vardığımızda gerçekten böyle tüyler ürperten bir durum karşımızda vardı. Terk edilmiş bir şehir, kimse yok, yıkık binalar ve biz gittiğimizde o bölgeye giden ilk ekibiz, ilk ekiptik. Hemen arkadaşlarla bir koordinasyon sağladık, başladık çalışmaya. İnsanları kurtarmak için önce ses duyabileceğimiz, sesini alabileceğimiz insanlar varsa bunları ilk başta tabii ki kurtarmak için çaba sarf ettik. Hemen bir binada bir ses aldık. Bir 66 yaşında bir teyzemiz enkazın altındaydı. Sesi duyuluyordu ama bayağı uzakta bir yerdeydi. Tabii burada çok fazla iş makinemiz yoktu o bölgede o anda. İnsan gücüyle bu teyzemizi 12 saat sonra çıkardık. Sadece ayağında bir üzerine bir taş düşmüştü. Oğulları bekliyordu. Bu teyzeyi çıkardık. Zaten o an yani teyzenin bize söyledikleri, o an diyaloglarımız anlatılmaz gerçekten. Ve bölgede çalışmaya hemen diğer ekiplerle beraber çalışmaya devam ettik. İşte bulduğumuz, ilk başta sesini duyduğumuz insanlara ulaşmaya çalıştık. İlk kurtarma onlarla başladık. Bölgede biz 5 canımızı çıkardık canlı bir şekilde. Yaklaşık 40-50 yakında ölmüş insanları çıkardık. Yaklaşık 11 gün kaldık bölgede. 11 gün boyunca bütün ekip arkadaşlarımız günde 1-2 saat uykuyla durduk. Herkes canı gönülden fazlasıyla fedakarlık yaptılar. İnsanüstü bir gayret. İnsanüstü bir şey yaptılar. Biz Kırıkan'da bütün enkazlarda kimse kalmayınca artık bölgeden ayrıldık. İkimiz de buraya döndük. Başkanımız da sürekli bizi arayıp bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bölgede bir ihtiyaç olup olmadığını sordu. İki defa yanımıza geldi arkadaşlara moral vermek için. Bu arada bazı arkadaşlarımızla birlikte o bölgede köylere insani yardımlar da yaptık. Yani gitti kömürdür, odundur çünkü büyük sıkıntılar vardı. Hatta böyle bir şey var, şunu da anlatmadan anlatayım. Bir köyde yardım dağıtıyoruz. Çobanın biri böyle koyunları falan var. İşte kömür ihtiyacınız var mı? Aslında herkesin kömüre ihtiyacı var, herkesin yakıta ihtiyacı var. Dedi ki, ya ihtiyacı olana verin, benim dedi hayvanlarım var, ben tezek yakarım dedi. Almadı mesela kömür bizden. Orada çok güzel dostluklarımız oldu. Yani insanların cenazelerini çıkardık, teslim ettik. Ama hepsi bize böyle bir, siz bizim abimizsiniz, kardeşimizsiniz. Yani keşke elimizden daha fazlası gelseydi, daha fazlasını yapsaydık. Yani 11 gün boyunca orada çalıştık. Yani daha önce de deprem bölgelerinde görev yaptınız. Ama tabii siz de gittiniz, orada
bulundunuz. Çok büyük bir alanda, çok büyük bir yıkım. Belki de eşe benzeri olmayan bir yıkımla karşı karşıya kaldı maalesef ülkemiz. 11 gün boyunca pek çok acıya, hüzne, kedere, aynı zamanda da sevince şahitlik ettiniz. Sizi bu süre zarfında orada en çok etkileyen olaylar neydi? Yani hepsi böyle gerçekten her çıkardığımız canlıda da böyle gözlerimiz doluyordu. Aileler gelip sarılıyordu bize. Yani insanlar artık böyle hepsinde bir umut vardı. Enkazda yine yakınının canlı çıkacağı umudu vardı. Biz de hep bu umutla böyle çalıştık. Çok titiz çalışmaya çalıştık. Yani cenazelerini teslim ettiğimizde bile yani insanlar artık mutlu oluyordu. Çünkü alamayacaklarını düşünüyorlardı. Yani biz bir anne kız vardı. 22 yaşında nişanlı bir kızdı. Onu çıkarırken çok şey yapmıştık, böyle çok hüzünlenmiştim. Ailesi hep canlı çıkacak diye çok umut etmişlerdi. Ama bulduğumuzda maalesef hayatını kaybetmişti. Yani ağladık, bütün ekip böyle ağladı. Çok çünkü emek sarf ettik. Ve o insanlar da sürekli bize de destek de oldular o bölgede. Yardım ettiler. Şimdi aklıma bu geldi şu an. Buradan gidiş tabii bir gün sonra ancak varabildik. Bölgeden pek çok ekip belki depremin ilk saatlerinde, belki sabah saatlerinde hızlıca yola koyuldular ama varışta tabii büyük bir kalabalık, yoğunluk, büyük bir yıkımın olduğu bölgeye gidiyorsunuz. Yolda ne tür zorluklar yaşadınız? Ya yolda bir kere buradan çıktıktan sonra Niğde Otoyolu'nda büyük bir kar yağışı vardı. Yani yol ara ara kapanıyordu, ara ara açılıyordu. Orada en büyük sıkıntı yaşadık. Ve biz buradan yola çıkarken Afet Koordinasyon Merkezi'nden bize ilk önce Urfa'ya gideceğimize görevlendirme verildi. Daha sonra Adıyaman oldu, daha sonra Kırıkhan oldu. Yani 11 gün boyunca Kırıkhan'da mı görev yaptınız? Evet, 11 gün boyunca Kırıkhan'da kaldık. Kırıkhan'da hiçbir enkazda bir kişinin kalmadığını teyit ettikten sonra, yani koordinasyon merkezine sorduk, artık kimse kalmamıştı enkazlarda. Ondan sonra bölgeden ayrıldık. İnsani yardımlarımız vardı, onları dağıttık. Ve dönüşte de bütün kendi kişisel kullandığımız birçok çadır gibi, uyku tulumu, mat gibi bu malzemeleri de oradaki depremzedelere dağıttık. Şu an İzbak'ta kaç kişilik bir ekibimiz var? Nasıl bir yapılanma var İzbak'ta? Şimdi bizim İzbak deprem eğitimi almış, arama kurtarma eğitimi almış bir ekibimiz var. Yaklaşık 25 kişiye yakın bir gönüllü arkadaşımız var bu ekipte. Biz daha önce Elazığ depremi, İzmir depremi, sonrasında Marmaris yangınına, Kastamonu'daki sel felaketinde ilk giden ekipleriz. Hep olduğu gün yola çık, başkanımız hemen ekibinizi alın, yola çıkın demişti. Hepsinde bütün afetlerde mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Ekibimiz sizin daha da güçlendirmeyi düşünüyoruz bundan sonraki süreçte. Biraz daha gönüllü, mahalle gönüllülerinden de ekibimize dahil etmek istiyoruz. Bugün. İzbak'a her isteyen katılabiliyor mu, gönüllü olabiliyor mu? Nasıl onunla bir organizasyon ilgili, var burada? Onunla ilgili bir çalışmamız olacak. Kent konseyimizle birlikte, İzmir Kent konseyimizle birlikte bir çalışma yapacağız. Onun kriterlerini belirleyeceğiz. Belli arkadaşları bu şeyimize, arama kurtarma ekibimize dahil edeceğiz. Çünkü bu depremde binler bölgeye gitmek, yardım etmek istedi. Hatta belki hiç arama kurtarma eğitimi olmayan yüzlerce insan da bölgeye gitti bir şeyler yapabilmek adına. Burada da çok net de hissettik bizler de. Bu anlamda ciddi anlamda bireysel olarak da insanların bu tür kurumlara entegre olması gerektiği, bireysel olarak herkesin önce depremde kendine ve çevresine ne tür faydalar sağlayabilir? Bunların eğitiminin özellikle Türkiye gibi deprem bölgesi olan bir ülkede ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha anlamış olduk. Biz orada şunu yaşadık mesela, gerçekten bu şeydir. Gönüllü gruplar çok geldi o bölgeye. Ama mesela gelen grupların işte herhangi hiçbir tesisat yok, bir kaskı bile yok. Ama hep böyle bir enkaza girme şeyleri vardı. Ama hepsi bir riskti. Biz bu arkadaşları mümkün olduğu kadar yani riskli alanlara sokmamaya çalıştık. Ve insanlar biraz böyle orada yani
profesyonel ekiplerin çalışacağı alanlardı bu enkazlar. Evet. Çünkü hani gelip birebir hemen işte bir yere kazıp birisine çıkaracağım bir durum yok yani. Biz mesela ilk çıkardığımız bir teyzemizi, Şengül teyzemizi 12 saatlik çalışmada çıkardık. Yani 12 saat boyunca bir tüneller kazarak ulaştık teyzemize. Sonra arkadaşlarımızın bir bölümü Alman ekiple birlikte çalıştı. Almanya İSAR arama kurtarma ekibiyle birlikte. Mesela Emine ablayı 42 saat sonra çıkardık. Yani hani gerçekten aşama aşama ince çalışılması gereken. Çünkü bizim kendi ekibimizin de can güvenliği ön planda. Onların da can güvenliğini sağlamamız lazım. Önce ekibin güvenliğini almamız lazım. O yüzden de binada ilerlerken takimat yapmanız lazım. Güvenli koridorlar açmanız lazım. Tabii belli aşamadan sonra da artık iş makinelerinde kolonları ve kirişleri kaldırmak için kullanıyorsunuz. Ama arama kurtarma işi gerçekten ciddiyet isteyen, profesyonellik isteyen bir iş. Tabii gönüllü grupların da o bölgede yine arama kurtarmalara yardımcı personel olarak destekleri olacaktır tabii ki. Yani eğitmemiz lazım bu arkadaşlar. Günlerce oradaydınız, koşa koşa gittiniz. İlk anda yola koyuldunuz buradan. Ama bir yandan deprem bölgesine, zor bir bölgeye gidiyorsunuz. Burada da aileleriniz var. Aileleriniz ne dedi bu duruma, nasıl karşıladılar? Oradaki süreçte nasıl iletişim kurdunuz? Vallahi çok fazla çalışmaktan çok fazla iletişim kuramıyorduk. Ara ara arıyorduk. İşte biz iyi izleyip kapatıyorduk. Onlar için de çok zor. Onlar için de zordu. Sürekli işte bizim hayatlarımızdan da endişe ediyorlardı. Çünkü enkazda çalışıyorduk. Mesela benim 15 yaşındaki oğlum, baba ben de geleceğim seninle beraber, yola çıkacağım, bir arkadaş geliyor, onunla gelmek istiyorum dedi. Gelmek istiyordu ama izin vermedim hani şey olmasın diye. Yani arkadaşlarımız da yine ailelerini bıraktılar, çocuklarını bıraktı, hamile eşlerini bıraktılar. Yani arkadaşımız, mesela Alper arkadaşımızın eşi hamileydi, hamile eşini bırakıp geldi. Çünkü gerçekten orada bir şey vardı. Aciliyeti olan bir durum söz konusuydu. Biz orada ne kadar çok insana dokunabilirsek o kadar iyi olacaktı. Elimizden geldiğimizde yaptığımızı düşünüyoruz, dokunduğumuzu düşünüyoruz. Keşke bu tür felaketler olmasa da biz de... Emin olun, buradan sizlerin haberlerini izledikçe sizlerle gurur duyduk. Siz bizim Kocaeli'nin kahramanlarısınız, tüm Türkiye'nin kahramanlarısınız. Sizlere büyük bir minnet ve şükran borçluyuz. Hem Kocaeliler olarak hem de tüm Türkiye'ye. Hepinizin emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir de şeyden de bahsetmek istiyorum. Mesela biz orada binalarda çalışırken en büyük yani enkaz kaldırırken binaların gerçekten şeyi çok kötüydü. Yani deniz kumuyla yapılmış. Evet, onu sıkça duyduk. Kirişleri ben de videolarını da çektik. Savcı beyler geliyordu. Bizden numune istiyorlardı. Yani bildiğiniz mesela kolonu biz elimizle kırabiliyoruz. Evet. Yani hiltiyle kolonu vurunca hiltiyi kolon tamamen dağılıyordu. Yani ciddi bir... İnşallah bu yaşananlar büyük bir ders olur. Bundan sonra bu tür sahnelerle karşılaşmayız. Kesinlikle inşallah. Biraz önce öğrendik, eşiniz hamile, eşinizi burada bırakıp koşa koşa kurtarma faaliyetlerine katıldınız. Burada ayrı bir psikoloji, eşinizi bırakıyorsunuz, hamile eşinizi, orada çok zor bir süreç. Neler yaşadınız kişisel olarak, neler hissettiniz? Tabii bu tercihi yapmak zor olmadı. Eşim de sağ olsun bu konuda bir an bile düşünmedi. Ben gideceğim dediğimde, başkanımız da yola çıkıyorsunuz dediğinde eşime sadece haber verdim. Sağ olsun o da gayet milliyetçi bir yaklaşımla tabii ki orada olmam gerektiğini o da düşünerek Allah'a ısmarladık dedi ve bölgeye geçtik. İsimsiz kahramanlardan, Türkiye'nin Kocaeli'nin kahramanlarından birisiniz. Biraz önce de ifade ettim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çok büyük minnet ve şükran borçluyuz. 11 gün boyunca tüm Türkiye adına, tüm milletimiz adına büyük bir mücadeleye örneği sergilediniz. Siz de ilk saatlerden itibaren yola çıkan, bölgeye ulaşan ekiplerden bir tanesisiniz. Evet. Neler hissettiniz, neler yaşadınız? Duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi o an insan zaten tamamen kendinden geçiyor. Mesela ben 3 günlük ameliyattaydım. Elim ameliyattaydı. Ben onun dikişlerin parçalandığını bile fark edemedim çalışırken.
Benim de ne bileyim bu şekilde orada enkaz bölgesindeyken yeğenim olmuş, telefon geldi. Hani öyle o şekilde haberim oldu. İşte Antalya'dayken torunum oldu. Kastamonu'dayken kendi çocuğum oldu. Ben her gittiğimde çoğalıyorum. Ya maşallah. Siz burada kendi dertlerinizi, yaşamınızı bırakıp aslında orada olduğunuz tüm zaman zarfında bütün yaşamınızı orası olarak görüp bütün hayatınızı, tüm enerjinizi oraya odaklıyorsunuz. Bu da muazzam bir şey. İnsan geride kalan hiçbir şey düşünemiyor ki. Aklına bile gelmiyor. Yani arkada çoluğum çocuğum varmış, ailem varmış. Sadece o insanlara odaklanıyorsun, gidiyorsun yani. Hiçbir şey geçmiyor aklına. Tamamen kendinden geçiyorsun orada. Sadece tek hedefin orada ne kadar canlı çıkarabilirim. Ne kadar insana faydalı olabilirim. Yani insanların yapması gereken şeyleri yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Ve tabii ki eşliklerimiz olmadı mı? Oldu. Tabii ne olacak? Bundan sonra biz onları daha tedbirli, daha düzenli. Yani tecrübe olmuş oldu bize. Yani keşke şunu da yapabilseydik dediğimiz olaylar oldu. Olmadı değil. Birçok keşke yaşadığımız tabii zamanlardan geçiyoruz. İletişim olmayınca birbirimize bağlantı kuramadık. Yani tam istediğimiz şekilde bölünemedik. Yani kimi şeyler oldu. Çok zor bir bölgeye gittiniz. Bunlar hiç bilmediğimiz bölge bir de. Çok olağan şeyler. Emeklerinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. İzmit Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı personeli, İzbak Arama Kurtarma Ekibi operasyon lideriydim. Depremin olduğu ilk sabah başkanımızla toplantıyı yapar yapmaz burada röportaj yaptığımız yerde ekip olarak bölgeye intikal ettik. İntikalimiz de zordu. Bölgedeki yaşadığımız doğaüstü deprem de çok zordu. 1999 Marmara depremini hepimiz burada yaşadık. Ama orada yaşadığımız afet hakikaten bizim gözümüzde büyüdü. Yani biz bu depreme nasıl müdahale edeceğiz diye. Sağ olsun ekibimiz, İzbak ekibi hep birlikte kenetlendi. Arkamızdan destek gelen Fen İşleri ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma yürüttük. Elimizden geldiği kadar depremzedelere dokunduk. Dokunamadıklarımız da var. Bazen tecrübe değil, imkanlar yetmiyor. Gönül isterdi ki oradaki bütün enkazlara girelim. Hepsine ulaşalım, hepsinin elini tutalım. Kimisinin son nefesinde yetiştik, kimisinin son nefesine de yetişmedik. Ben buradan bütün Türkiye halkına başımız sağ olsun diyorum. Bütün İzmit halkına destekleri için bize gerek telefonlarıyla gerek yardımlarıyla bize desteklerini esirgemeyen bütün İzmit halkına ve İzbak ekibine ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağ olun. Şimdi biz deprem bölgesinde Sinan Bey'in dediği gibi genellikle hep insan gücüne dayanı mücadele ettik. Yorulmak bilmedik. Yorulmak bilmemizin tek sebebi orada enkazda yakınlarını bekleyen insanların bize davranış tarzları bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü çok yoruluyorduk. Yorulmamıza rağmen mücadele ettiğimizi görüyorlardı. Tamamen yakınlarına ulaşmak için hiçbir karşılıksız bir şey olmadan mücadele ettiğimizi görüyorlardı. Yeri geldiklerinde artık onların da bize hani sizin de dinlenmeniz gerektiğini söyledikleri zamanlar oldu. En önemli şey biz sabahları enkaza gittiğimiz zaman bize bakışları vardı. Şöyle bir acı tebessüm. Yani bir kahraman olarak görüyorlardı. Ve o bize orada çok güç verdi. Çok mücadele ettik. Emeğimizi hakkıyla verdiğimizi düşünüyoruz. Keşke tabii ki daha çok enkaza girip daha çok mücadele etmek isterdik ama girilmedik, enkaz kalmamıştı. Görevimizi yaptık. En iyi şekilde geldik. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinize. Şimdi buradaki her arkadaşımızın aslında bir görevi var. Arama kurtarmayı biz gönüllü olarak yapıyoruz. Haber aldığımız zaman hemen hazırlanıp yola çıkıyoruz. Şimdi biz şunu gördük. Hani her enkaz kolay ulaşılmıyor. Mesela ilk sabah başladığımız zaman 8'de, akşam 8'e kadar anca çıkarabildik. Daha sonraki enkazlarda işte bu 24 saat, 48 saat olabiliyor. Bu da şunu ortaya çıkarıyor. Yani arama ekiplerini her kurumun kendi bünyesinde belki daha çok arttırması gerekiyor. Hani az önceki arkadaşım dedi hepsini kurtarmak istiyoruz ama bir yere kadar, bir yere başlıyorsunuz.
hem enkaz altında hem de dışarıdakilerle bir bütün oluyor, aile oluyorsunuz. Artık siz de bir an önce işte çıkaralım, işte yakınlarına verelim. Canlı olunca tabii ki bu daha güzel oluyor. O an yemek, su, herhangi bir uyku, yorgunluk, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bütün tek bir hedefiniz var, enkaza ulaşmak. Oradaki işte enkaz altındaki kazazedeyi, depremzedeyi çıkarmak. Ailelerle dışarıda onlar işte enkazdan bir haber götürünce bir işte hani bir akrabasını bekler gibi işte ne oldu, nasıl oldu? İşte onlara bilgi vermek güzel. İyi duyguları sunmak güzel. İşte mutlu haberi verince daha çok mutlu oluyorsunuz haliyle. Tabii yıkım çok fazla büyüktü. Hepsine işte gönül ister girmek, işte müdahale etmek ama o şansımız yoktu. Arkadaşlarım çok fazla emek sarf etti. Biz ailelerimizi burada bıraktık. Onlara da teşekkür etmek lazım. Onlar hem oradaki depreme üzülürken bir taraftan da işte biz burada olmayışımızı belki yaşadılar. Onlar bizden iki kat daha fedakarlık yapmış oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Emeklerinize sağ olun. Nezir Aras ben. İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinden. Öncelikle ben afette sağ çıkanları ve afetten etkilenen hayatını kaybetmiş vatandaşların bilgilerini falan not aldım. Kimlere teslim ettiklerimizi falan not aldım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok önemli orada çünkü çok karışık süreçler işledi. Evet, çok hatta salı günü sabah saatlerinde oraya vardığımızda ilk ekiplerden birisiydik biz. Yani herkes bir tarafımızdan tutup kendi alanlarına, enkazlarına sokmaya çalıştı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Afetten etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Kalmışlara sabırlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şekilde. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Onlar bizim isimsiz kahramanlarımız. Günlerce bizlerin, tüm Türkiye'nin umutları, sevinci, gözyaşları oldular. Bizi gururlandırdılar. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun.